3 Temmuz günü Silivri cezaevine yaptığımız ziyarette kimi tutsaklardan çok şiddetli karın ağrısı, üst üste defalarca gerçekleşen kusma ve yine çok şiddetli ishal şikayetleriyle bir zehirlenme vakası olabileceği ihtimaliyle karşılaştık. Devamında Silivri Cezaevi Kurumu içindeki farklı ceza infaz kurumlarına gittiğimizde 9 nolu, 5 nolu ve 7 nolu ceza infaz kurumlarında da aynı şikayetlerin tekrar ettiğini farklı mahpuslarda gözlemledik. Tabii şikayetler farklı boyutlardaydı. Her tutsağın bünyesinden bünyesine farklılık gösterdiği için özellikle yaşı ileri olan tutsaklarda şikayetlerin yoğunluğu fazlaydı ve yüksekti. Yaşı ileri olandan ziyade uzun süredir cezaevinde bulunan tutsakların da şikayetleri yüksekti. Yani semptomlar yoğunluktaydı diyebiliriz. Şöyle ki, yani ceza infaz kurumunda ne kadar uzun süre kalırsa bir insan, bağışıklığı o derece zayıflıyor. Yani gün ışığı, işte belli hareket saati kısıtlanıyor, gün ışığına erişimi kısıtlanıyor. Yani belki bir temiz hava esintisine dahi hasret kalabildiği için cezaevindeki bir insan, bağışıklığı da buna göre bu oranda düşüyor. Yani genç ve daha yeni tutuklanan kişilerde bu hastalığın belirtileri daha azken, uzun süredir tutuklu olan ve daha zayıf bünyesi olan kişilerde mahpuslarda daha şiddetli semptomlar gözükmekteydi. Yani çok halsizlik, su kaybından dolayı meydana gelen tansiyon düşüşü ve de yani baygınlığa kadar varan durumlar söz konusuydu. Buna karşı olarak da, buna tedavi olarak da önerilen şey, yani kimilerine serum uygulanmıştı, kimilerine iğne tedavisi yapılmıştı. Ve sebebi de başta tavuk ciğeri olduğu düşünülse de, servis edilen tavuk ciğeri olduğu düşünülse de sonrasında şebeke suyundan olabileceği ihtimali ya da 7 nolu da bunun bir salgın olduğu, gardiyanların da hasta olduğu işte söylentisi söylenmişti yani mahpuslara. Kimi durumu çok ciddi olanlar, ağır olanlar hastaneye sevk edilirken kimileri revirde ayaküstü bir tedaviyle geçiştirildi adeta. Hastaneye giden mahpusların bize söylediği 250'ye yakın tutsağın cezaevinden hastaneye sevk olduğuydu. 40'ar 40'ar gruplar halinde peyderpey hastaneye sevkler gerçekleşmişti duyduğumuza göre. Aynı şekilde 7 nolu da adli bir mahpusun da avukatından duyduğum kadarıyla, yani şahitlik ettiğim kadarıyla adli tutsaklarda da aynı sorunlar ve aynı şikayetler devam etmekteydi. Yani sebebi tam olarak tespit edilmemiş olmakla beraber zehirlenme, şebeke suyundan geçen bir mikroorganizmanın bağırsaklara yerleşmesi durumu veyahut da bir salgın hali nedeniyle gerçekleşmiş olabilen bir durum söz konusu. Bugün dahi yeni vakaların çıktığı haberi bize ulaşıyor. Tam olarak sebebi tespit edilmemiş olmakla beraber cezaevi idaresinin yapmış olduğu herhangi bir açıklama da yok. Gardiyanların da, tutsak yakınlarının da hatta benzer şikayetleri olduğunu duyduk. Tutsak yakınlarının benzer şikayetlerinin olduğunu duymamız salgın olması ihtimalini tabii ki biraz arttırdı. Fakat ceza infaz kurumu idaresinden beklediğimiz durumu aydınlığa kavuşturması ve ailelerin telaşlarını, panik hallerini gidermesi. Ya bu sorunun ele alı şekli elbette ki cezaevindeki kısıtlılık ve imkansızlık halinden kaynaklanıyor aslında. Çünkü cezaevindeki bir kişinin temiz yiyeceğe, yeterli besine, yeterli vitamini almaya, ya kuvvetli bir bünyeyi sağlayacak imkanlara erişimi, temiz suya erişimi ve yeterli besine erişimi yine sınırlandırılmış oluyor. Yani cezaevine girdiğinizde sadece fiziki özgürlüğünüz değil, aynı zamanda ya istediğiniz yemeği yeme özgürlüğünüz de kısıtlanmış oluyor. Temiz yiyeceğe, temiz suya, gerekli ilaca ve tedaviye erişim hakkı en temel insan hakkı olup devletin de bu yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor. Ya gerek Amed'de, gerek Marmara Cezaevinde, artık her nerede olursa olsun bu yükümlülüğü devletin yerine getirmesi gerekiyor. 2017 senesinde de daha önce Silivri Cezaevinde benzer durumlar gerçekleşmişti. Aynı şekilde yine hatırladığım kadarıyla 2017 yılında Ağrı Cezaevinde bir böcekli su gelmesi söz konusu olmuştu. Devletin bu yükümlülüklerini ihlal etmesi zaman zaman söz konusu olabiliyor. Çünkü cezaevlerindeki sağlık koşullarının, hijyen koşullarının denetlenmesi veya denetlenebilirliğinin
nasıl olduğu çok bilinmiyor aslında. Biraz karanlık bir alan, biraz kör bir nokta olarak bırakılmış. Yani bu hijyen koşullarının ne olduğu, nasıl sağlandığı bizim tarafımızdan çok da bilinmiyor ve kamuoyuna çok da duyurulmuyor. Yani cezaevi adeta kapalı, kör, karanlık bir alan olarak bırakılıyor kamuoyu için, kamuoyu adına. Yani bu şekilde değerlendiriyoruz. Peki bu sorunları ele alarak hukuksal bir süreç başlatacak mısınız? Kimi tutsakların yapmış olduğu bir suç duyurusu mevcut. Hani olası bir ihmalden kaynaklanıyorsa, bir aktif bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanan bir durum söz konusuysa, gereğinin yerine getirilmesi için yapılmış bir suç duyurusu söz konusu. Biz de bu suç duyurusunun takipçisi olacağız ÖHD olarak. Elbette ki var. Yani bizim çağrımız durumun her neyse, salgınsa da, içme suyundan ya da şebeke suyundan gerçekleşen bir zehirlenme ise de bunun açığa çıkarılması, kamuoyuna bir duyuru yapılması, gereken yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair, sorumlulukların yerine getirildiğine dair bir açıklama yapılması talebimiz tabii ki mevcut. Fakat hani yerine getirip getirilmeyeceğine dair şüphelerimiz var. Çünkü yani biz cezaevine ziyaret yaptığımız sırada 3 Temmuz günü kimi tutsaklar açık görüşe dahi çıkamayacak vaziyetteydiler. Çok halsizlerdi. O sırada Bingöl'den gelen bir aile vardı. Yıllardır görmedikleri akrabalarını tutsağı ziyaret edeceklerdi. Fakat tutsağın günler öncesinden vermiş olduğu bir dilekçe var. Benim ailem Bingöl'den gelecek. Ben rahatsızım, hastayım, görüşe çıkabilecek bir durumda değilim. Ailemin beni bu halde görmesini istemiyorum. Hani yıllardır görmedim. Ve şu an karşılarına bu şekilde çıkmak istemiyorum. Ve onları gördüğüm 45 dakikalık süreden de şu anda ben bir şey anlamayacağım talebiyle görüş gününün değiştirilmesi için vermiş olduğu bir dilekçe vardı. Cezaevi idaresi bu dilekçeyi kabul etmemişti. Ve aileye gidin sonra gelin, görüşe çıkmak istemiyor gibi geçiştirici cevaplar vermişti. Buna rağmen hani görüş günü değiştirilmedi ve tutsak hasta haliyle gelip ailesiyle, yakınlarıyla görüşmek durumunda kaldı. Yani dediğimiz gibi hani daha cezaevi idaresinin tepkisi böyle olumsuzken kalkıp da Sağlık Bakanı başta olmak üzere herhangi yetkili mercilerin bir açıklama yapacağına dair umudumuz yok. Fakat kamuoyuna da diğer yetkili mercilere de çağrımız, gerekli sağduyunun gösterilmesi, insanlarda uyanan panik ve infial halinin giderilmesidir.